Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Çayın, kahvenin yanında atıştırmalık kurabiye tarifim var. Öncelikle bir karıştırma kabının içerisine 250 gram oda sıcaklığında bulunan tereyağını aldım. Hemen üzerine bir çay bardağı, küçük çay bardağı sıvı yağ ilavesini yapıyorum. Hepsini tüm malzemeleri koyup karıştıracağız. 2 dolu yemek kaşığı çörek otu kullanıyorum. 2 tane yumurta akı sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 2 yemek kaşığı sirke üzüm sirkesi ya da elma sirkesi hiç fark etmez. 2 dolu yemek kaşığı pudra şekeri. 1 tatlı kaşığı tuz ilavesini yapıyorum. Tüm malzemeleri koyup karıştıracağız. Çok pratik hazırlanıyor ve asla bayatlamıyor. Klasik su bardağı ölçüsüyle toplamda 4,5 su bardağı un kullanacağım. 1,5 2 su bardağı kadarını öncesinde ilave ediyorum. Hemen unutmadan yarım paket hamur kabartma tozu kullanacağız. Şöyle bakın yarısı da paketin içerisinde kalıyor. Yarım paket kullanmamız yeterli olacaktır. Hemen elimle yoğurmaya başlıyorum. E, kullandığımız tereyağı ya da e, katı yağ margarin mutlaka o dosasında olsun. Bakın şöyle yumuşacık bir e, margarin kullanıyorum. Elimle yoğurmaya başlıyorum. vereceğim bu ölçüden toplam 117 tane mini kurabiye çıktı dilerseniz e, hazırladığınız zaman bu kurabiyeyi derin dondurucunuzda da saklayabilirsiniz e, ki saklamasanız da kavanozlarınıza koyun inanın bir ay kadar dahi tazecik duruyor e, ve o kadar lezzetli oluyor ki zaten kalmıyor bile herkes birer ikişer yiyerek bitiriyor Yeniden şöyle un ilavesini yapıyorum. Başta da söylemiş olduğum gibi toplamda 4,5 su bardağı un tam denk geliyor. Evet ben hamurumu tamamladım. Bakın şöyle ele yapışmayan yumuşacık bir hamur. Şöyle göstereyim sizlere. Hatta şöyle temiz elimle de bastırayım. Bakın elime asla yapışmıyor bu aşamadan sonra şekil verme aşamasına geçebiliriz yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin üzerine mini mini bilyeler büyüklüğünde parçalar kopararak hazırlayacağım şöyle büyükçe bir parça koparıyorum daha kolay ilerleyebilmek için Şöyle göz kararı bilye büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Bakın bu şekilde hemen yuvarlamaya başlayacağım. Çayın kahvenin yanında mini mini kurabiyelerimi hazırlamaya başladım. Şöyle ikişerli de yuvarlayabilirsiniz. Çok daha pratik olur videoyu bu aşamaya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakır mısınız? Ben de videomu bu aşamaya kadar izlediğinizi öğrenmiş olurum. Hızlı bir şekilde yapmaya devam ediyorum. Eğer evde e, küçük çocuklarınız varsa onlarla birlikte de bunu yapabilirsiniz. Çok keyif alacaklardır. Hemen böyle minik minik elleriyle çok daha güzel yapacaklardır. Evet şöyle hazırlamaya devam ediyorum. ikişerli yapmak çok daha pratik oluyor dediğim gibi. İlk kez deneyecek olan arkadaşlarımı düşünerek şöyle yakın plandan da göstermek istiyorum. Bu boyutta olması bizim için yeterli. Ve ben toplamda 2 tepsi mini kurabiye elde ettim. 180 derece fırına göndereceğim ama öncesinde yumurta sarısını ayırdığımı söylemiştim. Hemen hepsinin üzerine yumurta sarılarını sürüyorum. 170-180 derece fırında alt üst ayarda ön ısıtma yaptığımız fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişireceğiz. Ben yumurta sarılarını sürerken fırınım da hazır hale geldi. Hemen fırınıma gönderiyorum. Yaklaşık 35-40 dakika kadar sürebiliyor pişmesi. Fırından fırına da değişiklik gösterebiliyor. Ve benim kurabiyelerim hazırlandı. Şöyle bir kurabiyeliğin içerisine aldım. Hemen şöyle tadına bakıp iç yapısını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıyır kıyır muhteşem bir lezzet ve asla bayatlamıyor. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. İzlediğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.